Evet arkadaşlar merhaba. 17 Ekim 2021 Pazar günü sabah programında bu sefer Şahat'in var. Şahat'in de tam 7 koşulu bir program var. Sabah başlayacak olan bir program. Sabah yarışları zaten diye geçiyor. Devamlı Happy Valley hafta içinde genelde bazen hafta sonu alıyorlar ama hafta sonu genelde Şahat'in oluyor. Sürprizleri çok gebe bir yer. Hep bunu hatırlatıyoruz size. Şahat'in Hong Kong'taki sürprizlerin var olduğu yegane hipodrom. Denk getirebilirseniz iyi de bir ikramiye tutturabilirsiniz arkadaşlar. Bununla ilgili de görüşlerimiz şimdi başlıyor. 9.30'dan itibaren yedili plase başlıyor. Tabii bu yedili plaselerin başlangıcı tevziler 4.000-5.000 liraya geçmiyor ama biz gene de görevimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 2 numaralı Super Red Dragon'la başlıyoruz. Burada 7'li plase oynayacak olan arkadaşlar için ilk koşuyla 5 numaralı Wizkid Kevin Teton'la ve 4 numaralı Infinity Win Bee Shin'le arkadaşlar. 2 5 4 diyoruz bu araya. Bu arada dün Crunchy'de de 4'te kaldık. Yani bütün sürprizleri tutturduk. 2 tane plase at geldi. Onlardan yattık. Evet, burası 2 5 4 dedik ve şimdi ikinci koşuya geçiyoruz. Altılı Gayan'ın ilk ayağı sabah 10'da. Birinci 115.140 dolar ikramiye var arkadaşlar. Handikap 3 yukarı İngilizler 1800 metre şimdi çıkacaklar. Şimdi burada birçok atı tabii tanıyoruz ama tabii yani bazıları böyle 113 gün falan gördüğünüz gibi koşu görmemiş atlar da var. 5 numaralı Leap of the Fate Andre Hamelin'le ilk atımız burada. 9 numaralı Above diyoruz Joe Morray'la. 1 numaralı California 10 Kevin Teton'la. 11 numaralı Price Express Shatwick ve 6 numaralı Ensemble Zac Burton'la arkadaşlar. Burası için yeterli. 5, 9, 1, 11 ve 6 diyoruz. Burada Andre Hamelin'in bindiği bu safkandan iyi bir koşu bekleniyor. Onu söyleyeyim size. Burada tabii dileyenler 8 numarayı da ilave edebilir. Helen Alibur var. Evet, biz Above 9 numara Joe Morara bundan iyi koşuyor. Bu Joe Morara Brezilya asıllı jockey bazen böyle hiç umulmadık zamanda getiriyor. Burada yeri olanlar 13 numarayı da ilave edebilirler arkadaşlar. 8 ve 13'te takip edin diyoruz. 5, 9, 1, 11, 6 artı 13 ve 8'de bakabilirsiniz arkadaşlar duruma göre. Sürpriz arayanlar. Ciddi sürpriz bunlar yani. Evet, üçüncü koşu The Premier Bowl Handicap diye geçiyor. Grup 2 koşusu. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çimpise çıkacaklar. Birinci 348.100 dolar ikramiye var. Bildiğimiz dolar bu yani. Hong Kong doları değil. Bildiğimiz dolar. Burada 12 tane safkan start alacak. Biz 4 tane safkana yer verdik. 2 numaralı Stronger J.E. Hoy ile 5 numaralı Lucky Patch Zac Burton'la 1 numaralı Skyfield B. Shin'le ve 6 numaralı Courier Wonder Joe Morray ile arkadaşlar. Bu zaten Courier Wonder yani birincilik serisi var. Fakat bu grup onu biraz kasar. Onu söyleyeyim. Şu ana kadar yapmış olduğu yarışları tamam da bu sefer biraz zorlanacak arkadaşlar ama ilk 3'e girecek gibi duruyor. 2, 5, 1, 6 diyoruz biz burada. Esas burada korkulacak olan bir tane sürpriz söyleyeyim size. O da Harmony Enrich 11 numara. Çok sürpriz düşünenler bu 11 numaraları yazabilirler arkadaşlar. Bugün 11'lerle ilgili ilginç bir gün zaten. Evet 2, 5, 1, 6 ve artı 11 dedik buraya. Dördüncü koşu handikap 80'e 100 puanlı safkanlar bir araya gelmişler. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlar hepsi 1800 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada 3 numaralı Süper Futbol Zac Burton'la günün bankosu arkadaşlar. Bulduğu bu uygun grubu değerlendirecekti. Son yapmış olduğu 9'unculuk kesinlikle bir anlam ifade etmiyor. Burada bu More Than Ready yavrusu Süper Futbol arkadaşlar koşuyu kazanmayı bilecekti. Zaten iki koşu evvel kazandı. Yani zikzak yapıyorlar kafalarına göre bunlar. Eğer
Ya bu atı geçecek at bulamadım. Yani Sava Queen'ler var, Flying Quest'ler falan var tabii yani burada. Zor arkadaşlar. Yani bu safkan burada da çok sivrilmiş durumda. Biz 3 numarayı banko atıyoruz arkadaşlar. 5. koşu The Sha Tin Trophy Handicap grup ilk koşusu 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre için piste çıkacaklar. Yine 348 bin dolarlık bir ikramiye var birinciye. Gördüğünüz gibi çok böyle gentleman, generous, eli açık, cömert bu Hong Kong'da. Çünkü milyonlarca dolar, yani bir koşuda dönen para milyonlarca dolarlık bahis dönüyor arkadaşlar. Bir koşuda sadece bu da 348 bin dolar dediğiniz nedir ki? İnanılmaz küçük kalıyor. Dönen bahisin baktığınız zaman dönen bahisleri. Burası o yüzden hiçbir zaman için böyle pazar günü hele hiç de öyle cumartesi akşamı oluyor anladığım kadarıyla Amerika'da ya da gecesi oluyor. İnanılmaz derecede bahis döndüğü için de burada çok fazla sürprizler geliyor. Hiç öyle kendinizi AGF 1 oranlarına adamayın yani onu söyleyeyim size. Saatinle ilgili. Evet, 11 numaralı Russian Emperor Melee Young'la burada ilk atımız. Şimdi bu Russian Emperor'u biz güveniyoruz. Bu iyi at. Bu iyi koşacak önce. Onu söyleyeyim. Yalnız bir numara Saturn Legend arkadaşlar. Beşinle. Burada hatırlarsın şu üçüncülük var şurada bir tane. Televizyon vermişti. Golden Six'in arkasından. Yarım boyla falan bu. Üçüncü oldu arkadaşlar. İkinci olanı hatırlamıyorum da. Ama üçüncü oldu. Yarım boyla. Yani üç at girdiler de Golden Six'ti. Yani biliyorsunuz daha henüz geçilmeyen bir safkan var. Dünyanın en iyi atı olarak gösteriliyor. C'ye Ho biniyor. Şu biniyor, şu herif biniyor ona. Üzerine. Şimdi böyle bir safkan var burada. Şimdi bunu biz atalım mı, atmayalım mı? Banko. Yani burada şimdi diğer safkanlar da çok istekli safkanlar var. Ama bunu bilin. Eğer bunun AGF'si böyle kuduruk bir AGF çıkarsa ona bence getirirler. 9 yaşında olsa da gelir diye düşünüyorum. 11-1 öncelikle 7 numara Sky Darcy Joe Morray ile 10 numaralı Turbulent Diamond Alexis Barrel'le ve 3 numaralı Vaikuku Zac Burton'la. Evet, Vaikuku'nun da 125 handikap puanı var arkadaşlar. Vaikuku bayağı puan toplamış. Vaikuku. Evet, nasıl bir isim buluyorlarsa böyle bunlar çok düşünüyorlar herhalde. Arkadaşlar 11, 1, 7, 10, 3 diyoruz bu 5. koşuya. Şimdi 6. koşudayız. 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre için piste çıkacaklar. 14 tane safkan burada start oluyor. Şatin'de. Evet, 4 tane safkana yer vereceğiz. 4 numaralı Tempus Express Alexis Barrel'le 5 numaralı Gift of Lifeline Luke Ferraris'le 11 numaralı Eligere KC Leung'la ve 12 numaralı Kairos Unicorn ML Young'la. Bu Yeunglar, Leyunglar gelebilir. 4, 5, 11, 12 dedik buraya arkadaşlar. Var sizin takip ettiğiniz bir sapkan olabilir. Bu da böyle Alexis Padel'e çok burada gözüküyor. Işık doğuyor yüzüne. Bu yarışta sanki. Yani 4 numaraya. Tempus Express, Alexis Padel. Evet arkadaşlar. Son koşuluyuz. Şatin. 12.45'te. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre için bize çıkacaklar. Bu 13 tane safkan içerisinde 4 tane safkan el verdik. Yani geniş kupon gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Yani siz artık daraltırsınız onu. 2 numaralı Fantastic Treasure Karen Schofield ile 12 numaralı Fantastic Way Joe Morey ile 1 numaralı Winning Dreamer J.Y. Ho ile en yüksek handikap puanına da o sahipti. Evet, 4 numaralı Pink High Bravo arkadaşlar. Andrea Melin. Ben bu adı tutuyorum açıkçası söylemek gerekirse. Pink High Bravo. Burada 16 günlük aradan sonra tekrar yanımızda. 2, 12, 1, 4 diyoruz. Bu şekilde Şatin'le ilgili de görüşlerimize noktayı koyuyoruz arkadaşlar. İyi bir pazar sabahı geçirme zileğiyle. Diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Baden Baden var yabancı yarışlarda. Woodbine var Kanada. Türkiye'deki de Adana, İstanbul ve Diyarbakır'daki videolarımızda. Şu an yayında arkadaşlar. Herkese bol şans diliyoruz. Hoşça kalın.